Tünel inşaatı için düzenlenen törene katıldı, mini törene katıldı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve etrafı bir gözetledi. Baktı ki vatandaşların büyük bir bölümü dışarıda. Bunu gören İmamoğlu daha fazla dayanamadı ve isyan etti, canlı yayına çıktı. Bu konuyla ilgili vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi televizyonunda, internet kanalında yapmış olduğu açıklamalar şu şekildeydi. Yaşananların kamusal ve toplumsal anlamda bir seferberlik süreci ifade ettiğini dile getirdi İmamoğlu. Bu sadece bakanlığın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ya da diğer belediyelerin gayretiyle olmaz. Bu seferberlik sürecinin en önemli halkası sizsiniz. Bireyler olarak bu görünmez düşmana karşı olan savaşınızda öneminiz çok fazla. Lütfen evinizden dışarı çıkmayın. Lütfen topluluklara karışmayın. Bu virüs şu an ortaya çıkardı ki şunu ortaya çıkardı ki yaş almış insanları öldürüyor. Siz bize lazımsınız. Çocuklarınıza, torunlarınıza lazımsınız. Lütfen kendinizi izole edin çağrısında bulundu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bakın Kuzey Makedonya'da 5 kişiden fazla bir araya gelmek, toplanmak yasaklandı. Meydan çevresi başta olmak üzere kentin birçok noktasına test yapacak ekipler yerleştirildi. Ateş ölçecekler, sorguya çekecekler. 5 kişiden fazla kişi toplanırsa cezalandırılacaklar. Marketler beşer beşer müşterileri almaya başladı. Kapıyı kilitliyorlar. 5 kişi marketin içerisine giriyor. Daha sonra 5 kişi çıkınca bir 5 kişi daha alıyorlar. Böyle bir önlem aldılar. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir noktasında bütün ülkeler şu an bu salgınla uğraşıyor. Yapılması gereken şey belli. Mümkün olmadıkça ihtiyacımız haricinde dışarı çıkmamak. Salgın büyürse, vaka sayısı artarsa, hastaneler ve doktorlar yetersiz kalırsa bunu baş edemez hiçbir ülke. Bakın İtalya ciddiye almadı. Şu anda yoğun bakım ünitesi bulamıyorlar. Koridorlarda yoğun bakımda hastalar ölümü bekliyorlar. Ciddi bir durum, ciddi bir salgın. Daha fazla kişiye yayılmaması için yapılması gereken evden dışarı çıkmamak. Bir şekilde bir çözüm yolunu bulacaklar. Vaka sayısı azaldıkça yerinde daha hızlı bir şekilde müdahale edecekler ve bu sorun böylelikle çözülmüş olacak. Düşünebiliyor musunuz? Bir anda herkes, Allah korusun, bu virüsü kapmış olsa, sağlık sistemi kilitlenmiş olsa o zaman ne olacak? Nasıl baş edilebilecek? İtalya ciddiye almadığı için bugün günde yüzlerce vatandaşını kaybediyor. Ne yazık ki durum bundan ibaret. Umut ediyoruz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu çağrısına kulak verirler. Medyanın büyük bir bölümünde göremediğim için sizlerle Başkan İmamoğlu'nun bu çağrısını paylaşmak istedim.